Almanya'da zorunlu askerlik kaldırıldığı ve askere gönüllü gitmek isteyen sayısı da yeterli olmadığı için asker açığı kapatılamıyor. Şu anda tek çare olarak, yıllardır ülkede yaşayan, uyum sağlamış ve Alman vatandaşı olmuş yabancıların askere alınması gündeme geldi. Rusya ile savaşın yayılma ihtimali de göz önüne alınınca, askere almada ilk hedef kitle ülkede doğmuş ve büyümüş, Alman vatandaşlığını almış Türk kökenliler. Askere alınan bir Türk, yılda yaklaşık 40 bin euro maaş alabilecek. Rütbe yükseldikçe maaş artacak. Fransa, Belçika ve Danimarka paralı asker sistemini yıllardır uyguluyor. Almanya'nın muhtemel bir savaşa hazır olması gerektiğini belirten Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, şu andaki asker açığının 20 bin olduğunu vurguladı. Ülkeye uyum sağlamış yabancıların ve hatta gerekirse, Alman ordusuna hizmet etmeye hazır paralı askerlere görev verilebileceği belirtilirken, en başta bunların Almanya'ya alışmış ve sadakatinin dikkate alınacağı vurgulanıyor. Bu tartışmalar sürerken birçok güvenlik uzmanı, ülkedeki yabancı kökenlilerin hem memur olabildiğini hem de zaten polis ve diğer güvenlik birimlerinde görev aldığını belirterek askerlik için de uygun olabileceğini belirtiyor. 60 yıldan uzun süredir Almanya'da yaşayan Türklerin 3., 4. ve hatta 5. kuşağı hem Alman vatandaşı hem de dil ve uyum sorunu yaşamıyor. Zorunlu askerlik kaldırıldığı için bu gençler paralı asker olarak göreve alınabilecek. Planın gerçekleşmesi halinde ilk aşamada Alman ordusunun yaklaşık 1/20'si Türk kökenlilerden oluşabilecek.